the rainbow. Fruit vibes. Twinkle twinkle. Merhaba ilkilerim kanalınıza ve günün özetine hoş geldiniz. Bugün Taeyong'umuz Fransa'dan döndü. Üstündeki kazağı ters giymiş. Insta'dan yazmış hemen utandım diye. Havalimanındaki izdiham yine oradaydı. Birbirinin üstüne çullananlar olunca kızın biri Taeyong'un önüne düştü. Bütün merhametiyle eğilip kızı kaldırmaya çalıştı. Vallahi bu çocuklara hak etmiyorsunuz. Üyeler bu solo dönemde her platforma yayılmış durumda. İyice sızdılar aramıza, haberiniz olsun. JK nasıl TikTok'ta fan videolarını beğeniyorsa Taeyong da Insta'da kendisine yapılan fan editlerini beğenmeye başladı. Geçmiş olsun. Ama en büyük geçmiş olsun Set Me Free şarkısında kıl payı kaçırdığımız Jungmin işbirliği için. Jimin aslında şarkıdaki rap kısmını Jungi'nin yapmasını istemiş. Onunla görüşmüş. Jungi her şeyi yapmaya hazırmış ama nasıl olduysa işbirliği olmamış ve şimdiki haline dönmüş. Bu şarkıya bayılıyorum ben ama eminim ki Jungi de olsaydı daha da güzel olurdu. Duyunca çok üzüldüm. Siz de bana ortak olun istedim. Şimdi ben sevdiğim bu şarkıyı her dinlediğimde bu bilgiyi hatırlayıp ağlayacağım. Tıpkı JK'in tatlılığına ağladığım gibi. TXT BTS'den sonra en çok ısındığım grup. Yani öyle fanları değilim ama çıktıkları günden bu yana aşırı sempati besliyorum. Galiba bunun en büyük sebebi BTS'in artık yalnız olmadığı gerçeği. JK üyelerle TikTok çekmeye devam ediyor. JK sanki abi değil minik kardeş. Ulan nedir bu tatlı surat ifadeleri yiyesim geliyor. Sözde müzik sektörünü de parçalayasım geliyor. Billboard'un ödül töreni kategorileri açıklandı. Bir sürü yeni kategori eklemişler. Birçok K-pop kategorisi de dahil. K-pop'u dünyaya yayan ve şu an dünya müzik sektörünü domine eden BTS ana kategorilerde adaylık almayıp K-pop sanatçısı olarak K-pop kategorisinde adaylık almışlar. Sadece Jimin'ler Crazy şarkısıyla en çok satan şarkı kategorisinde aday gösterildi. Diğer adaylıklar şöyle. Jungi K-pop turu sanatçısı kategorisinde aday gösterildi. Jimin'in Face albümü en iyi K-pop albümü dalında aday gösterildi. Jimin Like Crazy, Jungkook ise Seven şarkısı ile Top Küresel K-pop Sanatçısı kategorisinde aday gösterildiler. Ve yine Jimin en iyi küresel K-pop sanatçısı ödülüne de aday gösterildi. Hepsiyle gurur duyuyorum. Billboard başta olmak üzere bu tür global müzik ödüllerinde K-pop için ayrı kategori oluşturulmasını sağlayan BTS'e teşekkür etmeli herkes. Ama BTS'ten bu kadar korkup onları ana kategoriye eklemeyen Billboard'un rezilliği başka bir boyut. Her şeyi anlarım bir şekilde ama Amerikalı bir rapçiyle işbirliği olan, Billboard listelerinden hala düşmeyen Yüce Seven şarkısının nasıl K-pop başlığı altında sayıldığını anlayamıyorum. Bu kategoriler JK'in kesinlikle olması gereken yer. Önceden K-pop'un korkulu rüyası olan BTS artık Amerikalı sanatçıların korkulu rüyası da oldu. Ödülleri toplayacakları bilindiği için bu yolu tercih ettiler. Bu korkuyu görmek çok eğlenceli. Solo dönem sandığımdan daha hoş geçiyor, ne dersiniz? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum ilkilerim, sizi moruluyorum.